nevi sizlere İstanbul Esenyurt'tan merhaba diyor. Bugün gelinimiz İmran Hanım'ın misafiriyiz. Ben İmran, 25 yaşındayım, ev hanımıyım, 4 aylık evliyim. Ben Orduluyum, eşim Samsunlu. Yarışmaya İstanbul Esenyurt'tan katılıyorum. Araba almak için yarışmaya katılıyorum. Bir ağlasam, bir de gülsen, senin için dünyayı yakarım bir bilsen. Bir tövbe, bir değilsen, bana ne çileler çektirdiğin bir görsen. Yanayım, yanayım, ateş nerede yanayım, o kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım, sarayım, kollarıma sarayım, sen iste yeter ki senin kulun kölen ol. Hoş geldiniz kızlar. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz hanımlar. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Haftanın üçüncü günü başlıyor. Gelin evinde her şey gerçek. Portakal suyu içmeyi versin. Avizesini ben salona uyumlu bulmadım. Değişik bir avize, güzel değil ama. Ben nereye koyduracağımı şaşırdım. Yani, renkleri uymuş ama pek beğenemedim açıkçası. Tülünleri sıkışık geldi acaba? Çok fazla detay var. Yani kırışıklığını soruyorum. Kırışık değil, karışık dedim. O zaman ben İmran Hanım'ın moralini biraz yerine getirmek istiyorum kızlar. Odada birbirine yakışan iki şey sadece o ama. Gerçekten çok mutlu ettiniz İmran Hanım'ı. Hiçbir yere uyumlu bulamadım. Ben uydurdum. Bir sağa bakıyorum, bir sola bakıyorum. Her yerde bir detay var. İyi işte, gözünüzü iyi açıyorum o zaman. Vallahi benimki pek açılmıyor açıkçası. Bence bugün gelinler bana oynuyor gibi. Yine mi pembe? Tabii ki pembe kızlar. O yüzden ilgimi çekti. Biraz sanki bugün zorlanıyorum. Bence İmran Hanım da cevap veriyor ama. Hiç hatta kalmıyorsunuz İmran Hanım. Öğlene kadar yattığım için genellikle buradayım. Kayınvalideniz duymasın. Ay, duydu şu an. Ben de bilmiyorum ne anlamı var. Ben de ilk defa fark ettim. Sanırım sizin çeyize yanlışlıkla gelmiş o zaman. Dolunay çekip güneşe gölge yapsam biraz yıldızları. Hüseyin damat Bey, sadıcım. Ay nasıl? Hepsi az sonra gelin evinde. Hoş geldiniz hanımlar tekrar evime. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Siz nasılsınız İmran Hanım? İyiyiz. Teşekkür ederim Elif Hanım. Heyecanlı mısınız yine bugün? Evet Elif Hanım. Bugün daha heyecanlıyım. Belli oluyor, titriyorsunuz. Bayağı evet, heyecanlısınız. Evet kızlar, çok heyecanlıyım. Çok aşırı heyecanlı. Bu heyecanı nasıl yeneceğiz bilmiyorum artık ama çok heyecanlı. Biraz sohbet edersek belki İmran Hanım'ın heyecanı yatışır diyoruz ve Elif Hanım'ın puantiyeli kıyafetine dikkat çekiyoruz. Teşekkür ederim dış ses. Yine tarzınızı yansıtmışsınız Elif Hanım. Tuğba Hanım, sizce de öyle değil mi? Evet, kendisini yansıtmış dış ses. Ben de beğendim. Puantiye detayını ben de çok severim. Siyah ve beyaz uyumuna zaten bayılırım. Elif Hanım'a da çok yakışmış. Teşekkür ederim.
Hepiniz çok şıksınız hanımlar. Ayrıca bugün kimse kimseyle pişti de olmamış. Evet. Evet de siz. Elif Hanım, üç gelinimiz pişti olmuş, fark ettiniz mi? Evet, ben de çok şaşırdım. Evet, dizse de bize sataşmadan yapamıyor nedense. Aynen öyle. Üç gelinimiz de bilerek mi mavi giydiler acaba? Bence pembe zehirlenmesi olmasın diye maviyi seviyorum diye yaptı arkadaşlar. Bana jest geçti. Büyük ihtimalle maviyi seviyorum deyince. Dün Elif Hanım'ın evinden ayrılırken ne giyeceğinizi konuştunuz mu yoksa? Evet. Heyecanınız yatıştı mı acaba İmran Hanım? Biraz da ses. O zaman hediyeniz kalan heyecanınızı azaltır belki. İmran Hanım, size küçük bir hediye aldık. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim kızlar. Teşekkür ederim kızlar. Böyle bir şeyim yoktu zaten. Evinizde böyle bir şeyin olmaması bizi mutlu etti. Kullanabileceğiniz bir şey o zaman. Evet, teşekkür ederim tekrar. Beğendiniz mi İmran Hanım? Evet, kızlar çok beğendim. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Güle güle kullanın. Güle güle kullanın İmran Hanım. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Kullandıkça size hatırlayacağım. Nasıl kullanılacağını biliyor musunuz İmran Hanım? Yok ama öğreniriz. Çok basit, hemen öğrenirsiniz. Evet, gösterebiliriz isterseniz. Bu arada İmran Hanım, size bir sürprizimiz var. Nedir dışsız? Biz de heyecanlandık dışsız. Merak ettik. İşte sürpriz. Buyurun. Portakalları rahatça sıkın diye sizin için kestik. Sürprizinizi pek beğenmedi galiba dışsız İmran Hanım. Ben mi yapacağım bunu? Acaba... Biz gösterelim isterseniz. Tuğba Hanım, gerekirse yardım edersiniz ama biz İmran Hanım yapsın istiyoruz. Hüdanur Hanım, içinden tek taş çıkar mı dersiniz? Zannetmem. Hanımlar, size birinci evlilik teklifimden bahsetmek istiyorum. Dört arkadaş bir kafeye gittik. Bizim yıl dönümümüzdü. Yani flörtümüzün yıl dönümüydü. Eşim ne yersin dedi. Pasta tabağı mı söyleyelim? İşte bir pasta mı söyleyelim? Yoksa işte meyve tabağı mı söyleyelim? Böyle ağzından laf almaya çalıştı. Ben de fark etmez dedim. Her şey olabilir. Ondan sonra masamıza bir meyve tabağı geldi masamıza. Meyve tabağının ortasında bir portakal var. Normalde yani meyve tabaklarında açılmamış bir portakal yoktur herhalde. Yanımdaki arkadaşım aldı, açtı. Bir baktık tek taş. Ondan sonra tabii ki arkadaşım yanlışlıkla açmış. Tamamen banaymış o evlenme teklifi. Ve böyle bir evlilik teklifi aldım ilk olarak. Siz yoksa içinde bir şey mi var? Portakalın içinde ne olabilir ki? Sadece ne kadar sürede sıkacağınızı merak ediyoruz. Siz hiç daha önce yapmadım. Sehpanın üzerinde daha rahat sıkarsınız. Peki siz. İmran Hanım, bunu kayınvalideniz izleyecek sanırım. Evet kızlar. Elinize yakışsın biraz. İleride çocuğunuz olunca ona bol bol sıkarsınız. İnşallah. Çocuğunuz olsa ağlamaktan çatlayacak İmran Hanım. Portakal suyu içmeyi versin. Bir bardak çıkar mı dersiniz? Bakacağız. Alıştınız herhalde İmran Hanım. Evet, biraz alıştım. Basitmiş. Sadece heyecanlandım sizin karşınızda. Bitti. Bardağı da hazırladık hanımlar. Buyurun İmran Hanım. İmran Hanım, sizin bir kilo sıkmanız gerekiyor. Bu kadar çıktı da siz. Dört portakaldan o kadar su çıkar zaten. Gayet başarılıydınız. Ayrıca bizi de kırmadınız. Teşekkür ederim arkadaşlar, size de. Güle güle kullanın İmran Hanım. Güle güle kullanın. İmran Hanım, üşengeç,
portakal suyu sıkamadı, çocukların da portakal suyu sıkmaz. O kadar uğraştınız. Portakal suyunu içmeyi de siz hak ettiniz İmran Hanım. Gelinlerimize birer kahve yaparsınız artık. Tabii ki hanım var. Ben onları götüreyim, kahvenizi de yapayım. Olur. Ellerinize sağlık. Elinize sağlık İmran Hanım. Afiyet olsun. Bol kesikli gözüküyor. Ellerinize sağlık. Evet, inşallah beğenirsiniz. İnşallah. Sıra geliyor gelinlerimizin dekorasyon yorumlarına. İmran Hanım salonunda beyaz mobilyalı, iki mavi kanepesi, iki kahve köpüğü renginde berjeri olan koltuk takımı, mavi ve kahve köpüğü sandalyeleri olan beyaz yemek masası ve beyaz orta sehpa kullanmış. Desenli beyaz tül perdeler astığı penceresinde mavi çiçeklerle süslediği kahve köpüğü renginde fon perdelerini berjerleriyle kombin yapan gelinimiz, halısındaki mavi desenleri de kanepeleriyle uyumlamış. Ev sahibimiz ayrıca dantel örtüler kullandığı gold süslemeleri olan beyaz mobilyalı konsol ve büfe tercih etmiş. Beyaz renk taş detaylı avize, beyaz çerçeveli fotoğraflar, mavi renkli saat ve duvar süsleri kullanan İmran Hanım'ın bu tarzı bakalım beğenilecek mi? İmran Hanım hala heyecanlı gibisiniz. Yok Tuğba Hanım, biraz daha iyiyim. O zaman biz salonu yorumlamaya başlayalım. Buyurun Tuğba Hanım. Ben perdelerdeki çiçekleri bahsetmek istiyorum sizlere. Bu odaya uyumlu rengi fakat çiçek detayını hiç beğenmedim odada. Onun dışında renk uyumlarını biraz yakalamışsınız. Maviler çok patlamış orada. Ben beğenemedim. Ben de tülünüze yorum yapmak istiyorum İmran Hanım. Tülünüz bana biraz karışık geldi. Ben benim evimde de gördüğünüz gibi daha sade tülleri beğeniyorum. Tülleriniz karışık olduğu gibi yanında da çok fazla büyük çiçekler kullanmışsınız. Bu da benim gözümü biraz yordu açıkçası. Yani, renkleri uymuş ama pek beğenemedim açıkçası. Tülün neresi karışık geldi acaba? Çok fazla detay var. Yani kırışıklığını soruyorum. Kırışık değil, karışık dedim. Ha, ben karışık anladım, pardon o zaman. Hala heyecanınızı atamamışsınız. Yok, anladım da öyle anladım, pardon. Ne dediğimizi bile anlamıyorsunuz İmran Hanım. Evet İmran Hanım. İmran Hanım eleştirileri de hiç açık değil. Gül detaylarında ben hani sade bir şey yapmak istemedim. Yani farklılık olsun istedim. Ben beğeniyorum, o sizin tercihinizi, teşekkür ederim. Yeterince karışıkmış aslında, orası sade kalsa daha güzel olurmuş. Belki... Karışık, neresi karışık? Tülleriniz çok karışık. İmran Hanım, perdedeki detaylardan bahsediyorum. Ya bana, onları karışık buldum ben. Bana göre karışık değil ama tabii sizin eviniz sade olduğu için olabilir. Ben böyle biraz daha abartı seviyorum. Doğrudur İmran Hanım. Perdeleri çok karışık diye yorum yaptık ama bir türlü anlamadı. Hep ben böyle seviyorum, ben böyle seviyorum dedi ama bence çok karışıktı. O zaman ben İmran Hanım'ın moralini biraz yerine getirmek istiyorum kızlar. Çok üzdünüz sanki. Ben koltuklarınızla halınızı çok uyumlu buldum. Teşekkür ederim. Bence birbirlerine yakışmışlar. O da birbirine yakışan iki şey sadece o ama. Kusura bakmayın. Geri kalan her şey çok karışık. Gerçekten çok mutlu ettiniz İmran Hanım'ı. Evet bence de. Sizin tercihiniz. Orta sehpanız sanırım konsolunuzla takım değil. Orta sehpanızda da ben varaklı ayaklar görmek isterdim İmran yani, Hanım. Yani takım olarak aldık. Bu geldi yani. Ben pek uyduramadım. Bir de üstündeki aksesuarları da salon
aksesuar olarak pek uyduramadım yine İmran Hanım. Yine buraya böyle daha şamdanlar, jardinyerler falan düşünebilirdiniz. Sizin tercihiniz. Ben o kadar şey yapmak... Şu andan da koysam herhalde ne derdiniz bilmiyorum. Zaten çözüyorsunuz, çok aşağı olmuş. İmran Hanım, siz koysaydınız da biz laf etseydik keşke. Kusura bakmayın hanımlar. Düşünemedim, koymadım. Yok canım, ne kusur, estağfirullah. Bilseydim koyardım laf söyleyeceğinizi. Orta sehpanın üzerinde kumbaralar görüyoruz hanımlar. Acaba içinde para var mı merak ettik. Bir bakalım o da benim kadar tutumlu mu? Maalesef dış ses bomboş. Boşalttık. Bu da boş dış ses. Ama ben sadece tosbağa detayını beğendim İmran Hanım. Teşekkür ederim Tuba Hanım. İmran Hanım, kumbaralardaki paralara ne oldu? Para yok. Dış ses. Kullandık, bitti. Önce biriktirdiniz, sonra harcadınız yani. Evet, öyle oluyor. Peki biriktiren kim, harcayan kim? Eşim de. Eşim atıyor, ben de atıyorum. Biri onun, biri benim zaten. İmran Hanım demek ki boşaltıyor. Renkler de ona göre mi? Evet. Mavi eşimin pembe, benim tabii ki de pembe. Salonda kumbaralar pembe olan eşimin oluyor. Mavi olan benim oluyor. O şekilde ayarladık. İşte geldiğimiz işte bakkaldan falan geldiğimiz zaman, bozuk para olduğu zaman atıyoruz. İhtiyacı olduğu zaman alıyoruz. Damlaya damlaya göl olur diyoruz ve geçiyoruz avizenize. Bakalım beğenilecek mi? Avizesini ben salona uyumlu bulmadım. Değişik bir avize, güzel değil ama. Ben nereye koyduracağımı şaşırdım. Koridora da koymam, mutfağa da koymam, yatak odasına da koymam. Hiçbir yani yere koy. Yani hiçbir yere uyumlu bulamadım. Ben uydurdum, tabii sizin tercihiniz. Sizin avizelerini de göreceğiz. Bakalım nereye uydurmuşsunuz? Teyit de diyor. Kızlar vallahi sizin yüzünüzden fabrikalar durduracak bu yapımları. Avizelerin fiyatı nedir peki? Avizelerim hediye, dış ses. Salon takımınızı ne kadar aldınız acaba? Şimdi fiyatı söyleyeceğim, şok olmayın. Ben bütün eşyalarımı 12 bin liraya aldım dış ses. 12 bin liranın içinde neler var peki İmran Hanım? Salon takımım, yatak odam ve köşe takımım hepsi içinde. Çok uygun almışsınız gerçekten İmran Hanım. Evet. Bence de uygun. Bence de. Elif Hanım'ın eşi bunları izleyince ne diyecek acaba? Yine aldığı karardan şaşmaz bence. Herhangi bir yorum yapmaz. İmran Hanım büfesinin içinde yemek takımını sergilemiş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hanımlar? Dış ses benim iki tane parçam var. İki ayrı şekilde. Bana böyle çok karışık geliyor. Ben sadeden yanayım. Ben abartıdan yanayım. Abartının da bir dozajı olmalı bence. Ya şatavatlıyı seviyorum. Bana abartı gelmiyor. En azından bir yerde sade yapsaydınız sadece yani, abartı olanlar dikkatimizi çekecekti. Peki oraya o takımı koymasaydım nasıl olduracaktı? Tabii ki oraya. Takım yani o. Tabii ki oraya o takımı koyacaktınız ama perdelerinizi, halılarınızı daha sade bir şekilde kullansaydınız o direkt gözümüze onlar çarpacaktı. Sizin tercihiniz, ne diyeyim? Nereye bakacağımızı şaşırdık İmran Hanım vallahi. Bir sağa bakıyorum, bir sola bakıyorum. Her yerde bir detay var. İyi işte, gözünüzü iyi açıyorum o zaman. Vallahi benimki pek açılmıyor açıkçası. İmran Hanım üstündeki heyecanı attıktan sonra eleştirilere patır patır cevap verdi. İmran Hanım'ın halısı koltuklarıyla uyumlu olmuş mu peki? Halılarını koltuklara uydurmuş. Ama mavi biraz az sesseydi, az tonu olsaydı mavinin, daha güzel olacağını düşünüyorum. Halılar benden, geçer not gene alamadı. Bana normal geliyor yani, çok abartı gelmedi. Abartı demedim. Biraz mavi az olsaydı daha güzel olurdu. Çünkü koltuklar mavi ağırlıklı. Bana az diyorum, yani sizin tercihiniz. Ne? Az mı? Daha ne kadar mavi olacak İmran Hanım? Daha mavileri de var. Ama bu sefer odanızı çok boğardı. Ya ben çok beyaz sevmiyorum, tercih etmiyorum. Koltukları falan genelde ben eşime bıraktım ama o bana sordu. Ben de mavi kendime uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra diğer renginde bu şekilde uyumlu dedik. Bu şekilde bir kombi yaptık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Tuğba Hanım, siz mavi rengi sevdiğinizi belirtmiştiniz. Sanırım artık maviyi de sevmiyorum. Bence bugün gelinler bana oynuyor gibi. Tuğba Hanım bir daha mavi sevmeyecekmiş. Neden öyle yaptı anlayamadım. Önce seviyorum diyor, sonra sevmiyor. Bugün gelinler çok üstüme geldiler. Neden öyle yaptılar anlayamadım. Ya da zevkler diyelim. Tabii ki herkesin zevki farklı olduğu için.
Biz sizi kırmak adına değil, sadece gözümüze hitap etmediği için ben yorumluyorum. Maviyi çok seviyorum, evet. Ama burada başka bir mavi, orada başka bir mavi. Perdelerde, çiçeklerde başka bir mavi. Sonra duvar detayındaki maviden de bahsedeyim. O da çok ayrı bir mavi. Yani mavinin her tonunu kullanmışsınız. O yüzden ben pek beğenemedim. Onu da açık kullandım, patlasın diye zaten. Yani bazı yerlerde üzüldüm. Evet, çoğu şeyi beğenmediler ve beni üzdü. Yani çok eleştirdiler bence. İşte her renk birbirinden çok bağımsız olmuş. Bir iki tane olsaydı bir şey olmazdı, fakat her biri birbirinden bağımsız. Tuğba Hanım, dün benim evimde pembeleri gördükten sonra kreşe gideceğim demiştiniz. Kreşe gittiniz mi? Merak ettim. Bir de bu mavilerden sonra nereye gideceksiniz acaba? Büyük ihtimal buradan kreşe gideceğim. Oradaki çocuklarla oyun oynayacağım gibi hissettim kendimi. Aynen oyuncak bardak gibi, oyuncak tabak gibi. Bu mavilerden sonra ben sanırım maviyi de bırakacağım. Evimde oturacağım büyük ihtimalle. Kreşe de gitmeyeceğim. Maviyi de bırakacağım. Sizin evinizi o zaman çok merak ediyoruz. Yarın görüşmek üzere o zaman. Görüşelim. Bayağı iddialısınız Tuğba Hanım. Herkes kendi için iddialıdır. Tabii benim zevkim de size uymayabilir. Siz hepiniz pembe sever insanlarsınız. Fakat ben de belki hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Belki de göreceğiz. Maviyi seviyorum ama her rengini sevmiyorum. Ve bana çok karmaşık geldi. Plastikten tutun, ahşap, ahşaptan tutun, tahta, tahtadan tutun. Yani eleştirecek o kadar çok şey vardı ki anlatamam size. O yüzden hiçbir detayını beğenemedim salonu. İmran Hanım, gelinlerimiz yorumları bitirdiler anlaşılan. Ev gezmesine gidelim mi? Evet, bu ses. O zaman önce gidip mutfağınızı görelim İmran Hanım. Buyurun hanımlar. İmran Hanım mutfağında gri desen süslemeleri olan beyaz ve kırmızı dolaplar, gri tezgah, kahverengi tonlarında taşlarla döşeli tezgah duvarı kullanmış. Gri buzdolabı ve bulaşık makinesini gri köşe koltuğuyla kombinleyen gelinimiz, lila çiçek desenleri olan masasında da gri sandalyeler tercih etmiş. Penceresinde beyaz tülden kelebek perdeler, duvarlarında kelebek süslemeleri kullanan ev sahibimiz kahverengi tonlarında bir halı sermiş. Avize tercih etmeyen İmran Hanım, dolaplarının içlerinde kırmızı oyalı beyaz dantel örtüler kullanmış. Gelinlerimizin yorumları neler olacak, görelim bakalım. Hanımlar, Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, yorumlarınızı bekliyorum. İmran Hanım, ben mutfak dolaplarınızdan başlamak istiyorum. Buyurun. Mutfak dolaplarınız kendi tercihiniz miydi? Hayır, tabii ki. Kendi tercihim değildi. Yani müteahhit böyle yapmış. Değiştiremedik yani. Kendi eviniz mi İmran Hanım? Bizim ama hani daha yeni evlendiğimiz için maddi durumdan dolayı değiştiremedik. Değiştirmeyi düşünüyor musunuz peki? Yani ileride biraz daha düşünüyorum. Ben de sizin yerinizde olsam değiştirirdim. Çünkü çok ışıltılı. Bir mutfağa göre çok şatafatlı geldi. Pek beğenemedim. Aradaki fayans detaylarıyla da pek uyduramadım. İşte müteahhitler böyle yapıyor. Evet, haklısınız. Benim tercihim de olsaydı ben de böyle istemezdim tabii. Peki halınız mutfağınıza uyuyor mu sizce? Ben hiç uyduramadım. Bu halıyı da ben tercih etmedim açıkçası. Eşim daha önceden almış. Yeni aldığı için de tekrar alamadık. Siz de hiçbir şeyi tercih etmemişsiniz. Ben eşime destek olmak için yardım yani diyelim. Halılar evlenmeden önce almıştım. Ya, o şekilde işte arahol falan komple takım olarak aldık üstünü. Ona göre yaptırdık. Peki masayı siz tercih ettiniz mi? Evet, ama eşimiz zevki. Beraber karar verdik. Rengini peki nasıl uydurdunuz? Yani aynı tonlar yapmak istemedik. Çok şey olur diye griyle patlatmak istedik.
Peki ya mor? Mor, yani bunun masası buydu. Hani özel olarak şey yapmadık, griye bunu veriyorlardı. İçinde kırmızı detay olan bir masa yok muydu? Yoktu. Bunun masası buydu yani. Başka yerden bakamadınız mı? Hanımlar, bu hediye geldi. Masam hediye olduğu için çok müdahale edemedik. Bize hediye olduğunu söylemediniz yalnız. Kendim. Ben böyle seçtim deyince... Evet. Yani tabii beraber alındı ama hediye alındı. Çok da müdahale edemedik kendimiz vermediğimiz için parayı. Hediye gelmesi çevresinin çok fazla kalabalık olduğundan dolayı olabilir. Eşi de bence kadın işine biraz fazla mı karışıyor ne? Masanızı kim hediye etti acaba? Eşimin arkadaşı hediye etti hanımlar. Güle güle kullanın ama mutfağınızdaki hiçbir şey birbiriyle uyumlu değil. Ben uyumu çok seven bir insanım. O zaman tercihiniz. Ben de uyumlu bulmuyorum ama yapacak bir şeyim yok hanımlar. Mutfağınızda köşe takımı kullanmanızın özel bir nedeni var mı İmran Hanım? Eşim Nais ve benim ailem kalabalık olduğu için ancak bu yetiyor diye böyle bir şey aldık. Evet, güzel, kullanışlı ama gerçekten mutfağınızın hiçbir şeyle uyumlu değil. Ben sizin yerinizde olsaydım, eğer kırmızı dolabım varsa pembeyi de sevsem, maviyi de sevsem kırmızıyla alakalı bir şeyler yapmaya çalışırdım. Ama siz gri, mavi, kırmızı, pembe, her rengi kullanmışsınız. Burada mavi ne var? Vallahi duvarlarınızda ben görüyorum güzel güzel kelebekler. Ama onlar zaten renkli olduğu için. Keşke takmasaydınız. Ya da sadece beyaz alsaydınız. Ben de kelebek böyle detaylarını biraz fazla buldum İmran Hanım. Ya bunlar böyleydi. Hani sadece beyaz yoktu. Renkli renkliydi. Koltuklar gri. Evet, hani en azından tezgah ya da beyaz eşyalara uydurmuş olabilir. Ama diğerlerini değişik kullanabilirdi. Peki koltuğun fiyatı ne kadar? 1500 TL. İmran Hanım, benim dikkatimi serdiğiniz danteller çekti. Bizim için mi serdiniz, yoksa günlük yaşantıda da bu dantellerinizi seriyor musunuz? Hem size özel serdim. Genellikle özel misafir geldiğinde seriyorum Elif Hanım. Kim yaptı peki? Sizin el emeğiniz mi, evet, yoksa? Evet Elif Hanım. Hem göstermek istedim. Size özel. Kızlar, benim bir şey dikkatimi çekiyor bu mutfakta. Bana da çok yakıştıracaksınız diye düşünüyorum. Yine mi pembe? Tabii ki pembe kızlar. O yüzden ilgimi çekti. Evet, gerçekten ilgimi çekti. Çok beğendim. Teşekkür ederim. İmran Hanım, rendeniz keman mı yoksa gitar mı? Gitar. Soğan rendelerken gitar çalıyor gibi oluyorsunuz yani. Evet, kendimi müziğe veriyormuş gibi. Her yerde kendinize eğlenecek bir şey buluyorsunuz. Benim de başka bir şey dikkatimi çekti hanımlar. Avizenin olmamasını siz nasıl buldunuz hanımlar? Avize olsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Avize olmaması benim çok da dikkatimi çekmedi. Zaten mutfak biraz karışık. Herhangi bir avize konulsaydı o da bence biraz daha karmaşa yaratacaktı. Böyle yine en azından sade bir görüntü olmuş. Kesin onu da sarı seçerdiniz. Yok, avize tercih etmedim o yüzden. Rengarenksiniz çünkü. Teşekkür ederim. İmran Hanım, merdiven boşluğunu dolapla dekore etmişsiniz. O detay benim çok hoşuma gitti. Çok hoş bir hava vermiş. Benim de hoşuma gitti. Peki sizin mutfağınızda merdiven boşluğu olsaydı siz nasıl dekore ederdiniz hanımlar? Ben fazla bir detay yapmazdım. İmran Hanım da oraya güzel bir kiler gibi dolap koymuş ama o da çok fazla karışık. Daha böyle modern, daha şık bir dolap tercih ederdim. Elif Hanım, onu ben tercih etmedim. Onu da eşim kendi yaptırmış biz evlenmeden önce. Anladım. Belki daha sonra kapaklarını değiştirebilirsiniz. Daha sonra değiştirirsem komple mutfağı değiştirmeyi İnşallah. Düşünüyorum. Mutfaktaki merdiven çıkıntısı çok hoş gerçekten. Böyle çatı katındaymışım gibi çok hoş bir ortam ama kullandığı aksesuarlar, mutfak dolabı çok karışık geldi. Çok güzel bir dekor olsaydı hiç oradan çıkmak istemeyeceğim bir mutfak olabilirdi. Evlenmeden önce eşiniz bu evde mi yaşıyordu? Her şeyi o tercih etmiş. Size hiçbir şey sormamış gibi geldi bana. Evet Hüdanur Hanım, ailesiyle beraber kalıyordu. Kendi evi de olduğu için her şeyi kendi isteğine göre yaptırmış. Anladım. Ben de dedim yoksa size sormadan mı yaptı ama hakkını yememek lazım şimdi. Yok Hüdanur Hanım, ben olmadığım için kendi karar vermiş. Bir şey de diyemedim evlenince. Saygı duydum tercihine. Haklısınız. Burada ben zaten ailemle yaşıyordum. İşte evlenme olayı olduğu zaman ayrılmak istedi kardeşlerim. İşte biz de rahat olamayız yani şey olarak. Biz de burayı kurduk işte, eşyasını falan filan. İmran Hanım'ın yatak odası dekorasyonunu merak ediyor musunuz hanımlar? Evet, mutfaktan sonra yatak odanızı da çok merak ediyorum. Buyurun hanımlar, o zaman merakınızı giderelim.
İmran Hanım yatak odası için çift aynalı, kahverengi oyma süslemeli beyaz mobilyalı giysi dolabı tercih etmiş. Gold detaylı beyaz mobilyalı komodinlerini makyaj aynasıyla kombinlemiş. Oyma detaylı çerçeveli Capitone pembe yatak başlığını, pembe yatak örtüsü ve pembe puflu uyumlayan gelinimiz, bu uyumu desenli beyaz tül üzerine taşlı yüzüklere şekil verilerek asılmış pembe fon perdeleriyle devam ettirmiş. Taş süslemeli pembe avize, pembe kelebek desenleri olan iki parça halıyla ayrı bir kombin yapan İmran Hanım, yatak başlığının olduğu duvarda düğün fotoğrafını kullanmış. İmran Hanım'ın bu dekorasyonu acaba nasıl bulunacak? Hanımlar, yatak odama hoş geldiniz. Buyurun, yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben yatak örtüsünden başlamak istiyorum İmran Hanım. Ben bir pike takımı sermişsiniz. Evet. Ben yatakta şaşalı böyle aynı gelinleri anımsatan yatak örtülerini çok seviyorum. Yeni gelin evine de onu yakıştırıyorum açıkçası. Yatak örtünüzü pek beğenemedim. Ben de el emeği olmasını tercih ettim. Hazırdan ziyade Elif Hanım. Öyle düşündüm, öyle tercih ettim. Yatak örtünüz kimin emeği İmran Hanım? Amcamın eşi dantelini ördü bana hediye olarak. Ben de kendim sardırdım pike takım olarak. Ne kadara mal ettiniz peki? 700 lirayı buldum. Fiyat uygun mu, pahalı mı hanımlar? Pahalı. Ben de pahalı buldum dış ses. Ben anlamadığım için yorum yapamayacağım. Bayağı bir pahalıymış. Çok daha güzel takımlar var o fiyata. Bilmiyorum, bana göre pahalı ama yapacak bir şey yoktu sonuçta pike takımı. Aysun Hanım, yatak başlığını nasıl buldunuz acaba? Yatak başlığını beğendim. Güzel. Pembe yani. Yatak başlığını siz beğendiniz mi Tuğba Hanım? Çok beğendim. Birbirimizi kandırmayalım isterseniz. Artık şaşırmıyorum dış ses. Sanırım 5. günde yine pembe göreceğim. O yüzden ben artık alıştım. Kendimi alıştırdım. Sanırım yavaş yavaş ben de pembeyi sevmeye başlıyorum. İmran Hanım, giysi dolabınızla ilgili yaşadığınız bir sorun varmış diye duyduk. Evet, ses var. Anlatayım o zaman. Yatak odada kardonlu, normalde kapakları bu değildi kızlar. Aynalı bir camdı. Bu sürgülü olduğu için biz bunu bozduk. Birbirine takıyordu sürekli. Ayırıyoruz derken bozduk ve bir daha olmadı. Biz de bunu yaptırdık ama uyduramadık. Garantide değil miydi gardırobunuz? Yani kendimiz bozduğumuz için garantiye geçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü kendimiz yaptık. Hani onların bir hatası yok. Peki rengini neden böyle seçtiniz? Yani rengini uydurmaya çalıştık. Uyduramadık. Kendimiz boyadık. O boya olan ama uyduramadık. Renk ama odayı bozmuş. İşte hanımlar, o da sizin şeye kalmış, istavrınıza kalmış. Çünkü elinizde olan bir şey yoktu. Ayrıca rengi çok basit bir şekilde bulabilirdiniz. Evet, ahşap ya boyamacılarda. Artık internetten bile rahatlıkla bulabilirdiniz. Yani ben yazdığınız sarı boya. Kendim gitmedim. Eşim kendisi gittiği için bunu almış uyuyor diye. Boyadıktan sonra bize daha çok uyumadığını fark ettik. Ama yapacak bir şey kalmamıştı. Boyayı tutturamadık. Normalde ben onu boyasını alırken resimli çektim. Orada işte gittim de oradaki arkadaşa sorduk, işte bu boya bize hangisi uyar? Dediler işte bu boya uyar. Boyayı aldık. Bir kere sürmüş olduk. Sürünce de hepsini boyama zorunda kaldık. Fotoğraf çerçevenizi dolabınızdaki detaya uydurmuşsunuz galiba İmran Hanım. Evet, biz de öyle düşündük. Belki bunu fark ederler dedik ama kimse fark etmiyor. Direkt yargılıyorlar. Ben fotoğrafı da yatak odasına yakıştıramadım. Neyi var? İki parça fotoğraf gibi duruyor. Tek parça olsaydı... Zaten değişik olduğu için böyle bir şey tercih ettim. Böyle söyleyeceğinizi bilseler de vesikalık fotoğraflarını Ben Tuğba Hanım'a katılmıyorum. Pozunuzu çok beğendim. Böyle doğal yansımalı pozları çok seviyorum. Teşekkür ederim Elif Hanım. Böyle düşünmeye de sevindim. Beni beğenen biri çıktı yani. Ben yansıma pozları seviyorum. Fakat yatak odasında tek parça olsaydı çok daha güzel duracaktı. Sadece gelin damadın kendisine konsantre olunacaktı. Burada
gözüm hem üste takılıyor hem alttaki yansımaya takılıyor. Ya herkes de aynı poz olduğunu düşünüyorum. Ben de böyle bir şey tercih etmek istedim. Farklı olsun diye. Düğün albümünüzde farklı pozlar göreceğiz anlaşılan İmran Hanım. Evet de siz. Gelinlerimizin sizi çok eleştirdiklerini düşünüyorsunuz galiba. Biraz sanki bugün zorlanıyorum. Bence İmran Hanım da cevap veriyor ama. Hiç hatta kalmıyorsunuz İmran Hanım. Yani kendimi açıklamaya çalıştığımı düşünüyorum. İmran normalde sakinliğini, sessizliğini koruyordu. Ama kimin evine, kimin eşyasına eleştiri yapsak herkes ses çıkartır. En sessiz insan bile ses çıkartır. Kötü niyetli olduğunu ben düşünmüyorum. Ben perdelerinize yorum yapmak istiyorum. Yatak başlığınızda tonlarını çok beğenemedim. Bir de çok şaşalı buldum diyeyim. Dışındaki fonlar desenli, içindeki tül desenli. Ya içindeki ya da dışındakinin ikisinden birinin sade olmasını tercih ederdim ben. O zaman daha ağır ve daha kibar durduğunu düşünüyorum. Ayrıca halınızla da pek uyduramadım. Ya halım karışık olduğu için ben uyumlu buluyorum. Hani her içinde her ton olduğu için. Perdemi de böyleydi. Hani hiçbir şeyini bozmak istemedim. Olduğu gibi aldım. O da mı eşinizdendi? Beraber beğendik bu sefer. Yatak odası bence her odasında olduğu gibi karışıktı. Benim zevkime göre değil ama ona uyum sağladığını düşünüyorum. Aysun Hanım, halılara çok dikkatli baktığınız gözümüzden kaçmadı. Evet siz. Halıların kelebekli oluşunu beğendim. Kendim de seviyorum. Kelebekli oluşunu beğendim ya halıyı. Herhalde odada tek beğendiğim halı. Aysun Hanım kolay kolay halı beğenmez İmran Hanım. Evet, halıdan kazandık. Kendim de herhalde böyle tür kullandığım için. Eleştirilmek istenmediğinizden yani. Korkuyor demek ki bizden. Onun da gözünü korkutmuşuz kızlar. Yatak odanızda televizyon görüyoruz. Gelin evini buradan mı izliyorsunuz yoksa? Evet, dış ses. Genellikle buradayım. Hani genellikle mutfaktaydınız? Yani öğlene kadar yattığım için genellikle buradayım. Ne diyorsunuz İmran Hanım? Kayınvalideniz duymasın. Ay duydu şu an. Zaten benim kahvaltımı hazırlıyor. İşe gönderiyor. Ev hanımı olduğu için kendisi çalışmıyor. Yani onun insafiyetine kalmış bir şey. Ama yani temizliğin olsun falan filan hiç eksik gitmiyor yani. Yani o yönden memnunum. Geç yatıp geç kalkıyorsunuz galiba. Aynen dışı. Sabah erken kalkıyorum işime kahvaltı hazırlamak için. Biraz da sonra geç uyuyunca erken kalkamıyorum tekrar. Yatak odasındaki yorumlar bitti herhalde hanımlar. Bir de Ümran Hanım'ın çeyizini görmeye gidelim isterseniz. Gidelim kızlar. Tabii buyur hanımlar. O zaman doğru çeyiz bakmaya hanımlar. Kantarım ağır tartar, kervanda yolcu yatar. Evlenecek genç kızlar çeyiz için motif bakar. Çeyizinizde iddialıydınız değil mi İmran Hanım? Evet siz. O zaman çeyizinizde neler var görelim bakalım. Buyurun hanımlar. Hanımlar ben başlamak istiyorum. İmran Hanım ben burada değişik bir şey gördüm. Evet. Bize Elif bunun Hanım. Bir hikayesi var mı anlatabilir misiniz? Bunu annem ördü Elif Hanım. Hani biz bunu bir yerde gördük çok beğendim. Aynısını bana da yaptı. Yani kullanıyorum. Giydiniz mi peki kullanıyor musunuz? Evet kullanıyordum ama şu an olmuyor. Kullanamıyorum. Hatıra olarak saklıyorum annemden. Rengi çok güzelmiş. Annenizin de ellerine sağlık. Teşekkür ederim Elif Hanım. Elif Hanım tam sizin tarzınız. Evet dış ses o yüzden dikkatimi çekti. Benim gibi bu da çok cici. Evet. Kaza anneniz ne kadar zamanda yaptı biliyor musunuz İmran Hanım? Bir hafta. Epey çabuk örmüş. Evet. İmran Hanım burada birkaç tane havlu görüyorum. Şu renk dikkatimi çekti. Çok severim pembeyi bilirsiniz. Evet. Sizden için. Ve ekran karşısında olan hanımlar için pembe bir detay çıkarmak istedim. Bunu kim yaptı acaba? Bunu amcamın eşi yaptı bana hediye olarak çeyizime. Pembeyi sevdiğinizi biliyordu herhalde ondan evet. Yaptı. Evet. Ne kadar çok hediye almışsınız İmran Hanım. Sevenlerim çok sağ olsun. Her şey hediye gelmiş. Bence çok da güzel olmuş. Evlenenlere yardım etmek çok güzel. Hem onlardan bir hatıra kalıyor hem de evlenen çiftlere bir yardım alıyor. Çok hoş bir davranış. Sevenlerinizin hepsi de çok marifetli hanımlarmış İmran Hanım. Evet biz de Karadeniz'den biraz marifetli oluyor. O zaman yapanın emeğine sağlık. Siz de güle güle eskitin. Teşekkür ederim Tuba Hanım.
Ben de şurada bir namazlık gördüm. Bunu kim yaptı İmran Hanım? Bunu annem çeyizime yaptırmış. Hani kime yaptırdı tam olarak bilmiyorum. Ama eremeyi tabii ki. Ben ne kadar yaptırdığını biliyor musunuz? Bilmiyorum hanımlar, sormadım. Benim orada iki detay dikkatimi çekti Ümran Hanım. Onun bir hikayesi var mı? Dinleyebilir miyiz acaba? Bir D harfi görüyorum sol üst köşede. Bir de sağ üst köşede sanırım A harfini görüyorum. Ben de bilmiyorum ne anlamı var. Ben de ilk defa fark ettim. Sanırım sizin çeyize yanlışlıkla gelmiş o zaman. Yani hiç detaylı bir şekilde bakmamıştım. Seccadeyi anneniz yaptırmıştı değil mi? Evet, ne anlama geliyor bilmiyorum. Anne ve babanızın isimlerinin baş harfi olabilir mi peki? Yok. Başka birine yaptırmış olabilir mi? Yanlışlıkla sizin çeyizi. Ya da başka bir anlama da gelebilir ama bilmiyorum ne anlama geliyor. Tuğba Hanım, siz söylemeseydiniz ben hiç fark etmeyecektim o detayı. Çok dikkatlisiniz. Çok dikkatli demeyelim de direkt gözüme o çarptı. Ben hiç fark etmemiştim çünkü o kadar detaylı bakmadım çeyizime. Sorabilirsiniz annenize, yanlışlıkla mı geldi acaba çeyizinize diye. Soracağım kızlar. İmran Hanım, ben çeyizinizde çok fazla bebek ürünü görüyorum. Kim yaptı acaba bunları? Evet Hüda Nur Hanım. Yani benim yaptığım da var, annemin yaptığı da var. Karışık. Bir tanesini çok beğendim. Onu göstermek istiyorum kızlar size. Tuba Hanım, bunu tutabilir misiniz? Tabii ki, pembe. Bunu kim yaptı acaba İmran Hanım? Ben çok beğendim. Ben yaptım Hüda Nur Hanım. Gerçekten mi? Ne kadar marifetlisiniz. Evet. Yani çok seviyorum bebek şeyleri yapmayı. Kendime de biz çok şey yaptım. Evet, gerçekten güzelmiş. Hepsini mi siz yaptınız? Annemin yaptığı da var. Dediğim gibi benim yaptığım da var. Bu benim yaptığım. Annemkiler de var orada. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben de çok beğendim İmran Hanım. Biraz daha büyük olsa neredeyse benim üstüm olacak o da. Evet. Elif Hanım. Ben de çok beğendim İmran Hanım. Teşekkür ederim Aysun Hanım. Peki modelini siz mi tasarladınız İmran Hanım? Yani bir yerden görüp örnek alıp öyle yaptım diyelim. Kendi kafama göre çıkarmadım. Bu örneğin ismi nedir peki? Ya bir ismini bilmiyorum. Hani gördüm, beğendim, yaptım. Ya internetten de alıyorum, birinde görüyorum, alıyorum. Bu kıyafeti örmek ne kadar zamanınızı aldı İmran Hanım? Ya çalıştığım için bu bayağı bir sürdü herhalde. Bir ay sürmüştür. Çalışırken ördüm. Hanımlar, demek ki çalışırken de çeyiz yapılabiliyormuş. Evet, ben çoğunu çalışırken yaptım Elif Hanım. Sanırım çok fazla boş vakti olmuş İmran Hanım'ın ondan. Mesai saatleri azmış. Yok da meraklı olduğundan dolayı diyebilirim. Çok seviyorum. Ben de şurada bir tane lif gördüm. Değişik geldi bana. Kedi midir, palyaço mudur? Biz kedi de yaptık kedi. Ama... Biz de lif modelini tavşana benzettik. Vallahi bilmiyorum, dış ses annem yaptı bunu, biz kedi diye yaptık ama. Böyle bir lifi ne kadar zamanda tamamlayabilirsiniz peki İmran Hanım? Vallahi annem öldüğü için hani otursa bir günde örer yani. O derece. Bir işi olmasa bir günde bitirir. Bizim oralarda bir yastıkta kocayın diye bir deyim vardır, bilir misiniz kızlar? Evet. İşte o yastığı size göstermek istiyorum. Bizde de var o adet. Yardım edin. Bunu kim yaptı acaba İmran Hanım? Dantelini annem ördü. Bu hazır. Böyle bir değişik bir şey yapmak istedik. Evet, takım. Gerçekten çok güzel. Takım mı bu, pikesiyle yoksa sadece yastığını mı yaptınız? Sadece yastığını yaptık Elif Hanım. Yastığı hiç kullandınız mı peki? Nasıl yani, çift olarak. Ayrı ayrı yatıyorsunuz. Aslında eşim çok diyor hani bu olsun diye ama ben kullanmak istemiyorum. Neden? Ayrı olmasını tercih ediyorum. Hani ben her yastıkta yatamıyorum açıkçası. El emeği pike takımlarınız vardı. Burada da bir tane dikkatimi çekiyor. Bayağı da ağırmış, kaldıramadım. Yardım edelim. Dantel kimin emeği? Kızlar, bu hediye yapıldı bana. Oo, gene bir hediye. Evet. Hediyeci İmran Hanım. Aynen. Sevenlerim çok olduğunu düşünüyorum. Sağ olsunlar hepsi.
Dantelini mi hediye etti yoksa böyle bu takım şeklinde mi hediye etti İmran Hanım? Dantelini hediye etti Elif Hanım. Ben kendim yaptırdım yine aynı şekilde. Ne kadara mal oldu size? Bu da 500'e malum oldu. Tam hatırlamıyorum. Bunu biraz önce yaptırmıştım. Bu da bana biraz pahalı geldi. Bana da pahalı geldi. Pike takımı kullandınız mı? Evet, evet kendim kullandık. De yaptırdım. Ben de kendim yaptırdım. Ben sizden daha uygun fiyatlara mal ettim. Siz ne kadara yaptırdınız Elif Hanım? Ben 350 liraya yaptırmıştım. Kumaşı, bütün malzemeleri onlardandı. 350'ye şu an yapan bulmak bence çok zor. Arayan buluyor İmran Hanım. Bu konuda demek ki siz uyguncusunuz. Çeyizinde iddialı olduğu kadar yoktu bence. Özellikle bebek ürünleri çok fazlaydı. Çeyizinde pek fazla bir şey göremedim. İmran Hanım, kayınvalidenizin emeği parçalar varsa görebilir miyiz? Kayınvaliden biraz yaşlı kızı. Hani o yüzden pek yapamıyor böyle şeyler. Biraz da hasta, rahatsız. O yüzden hani pek emeği yok. Erkek tarafı bohça getirmedi mi peki? Böyle hazır olarak geldi diyeyim. Örgü olarak yok. Ben o konuda çok şanslıyım o zaman. Benim çeyizim kayınvalidemde. El emeği mi? El emeği. Kendisi yaptı yani. Evet. Hı? Şurada bir tümbent görüyorum. İçinde yine pembe detaylar var ama bu kez bir su yeşili. Tuğba Hanım, bence artık siz de pembeyi çok seviyorsunuz. Direkt hemen pembe ürünlere gidiyor eliniz. Pembeyi seviyorum demeyelim de hangisini elime alsam pembe çıkıyor diyelim ama. Şöyle sizin için bir kendim de deneyeceğim. Bakalım yakışıyor mu? Rengi çok hoşmuş Tuğba Hanım. Nasıl, beğendiniz mi kızlar? Evet, çok yakıştı evet. Tuğba Hanım. Bayıldım size. Teşekkür ederim kızlar. Yapan kişinin de ellerine sağlık. Evet kızlar. İmran Hanım, çeyizinize baktık. Sıra geldi masa düzeninizi görmeye. O zaman buyurun hanımlar, yemek masasına gidelim. Buyurun gidelim. İkrama geçmeden önce çeyizleri toplayalım mı hanımlar? Tamam. Tabii ki bırakmayacağız. Dışsız toplayacağız. Biz zaten şakasına söyledik. Tanışma hikayesinde neler olmuş? Tamam, benim bir tanıyayım hani. Resmini falan gösterdi. Resmini görünce de beğenmedim. Bence gayet romantik. Demek ki aklını başına almış. Tamam. Kızlar, duydunuz mu İmran Hanım'ın söylediğini? Demek ki aklını başına almışım dedi. Duymadınız galiba. Hüseyin damat ve sadece ayvası. İmran Hanım, eşiniz daha şimdiden sizin ayağınızı kaydırmış resmen. Birazdan İmran Hanım masasının üzerine inci yüzüğe geçirilmiş peçeteleriyle takım kendinden desenli beyaz masa örtüsü sermiş. Gri ve kırmızı desenli beyaz yemek takımı tercih eden gelinimiz balık sırtı desenli çatal bıçak takımıyla lale desenli su takımı kullanmış. İkramlarını hem taş süslemeli beyaz servislik hem de gold renginde servisliklerle sunan İmran Hanım'ın bu düzenlemesi bakalım beğenilecek mi? Hoş geldiniz hanımlar yemek basama. Hoş bulduk. İmran Hanım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz İmran Hanım. Hoş bulduk. Dışsız. Tuğba Hanım, ilk yorumu sizden alalım. Ben yemek masasında çok fazla detay görüyorum. Bir tarafta kırmızılar, bir tarafta griler. Sonra lale değil ama ona benzer detaylar. Çok karışık geldi bana. Siz alışınız zevkiniz. Bana göre karışık gelmedi. Her zaman söylediğim gibi ben sadeden yana olduğum için hepsi birden gözüme batmaya başladı. Peki sizin masanızda da göreceğiz sadeliği. Ya ben sadeyi pek sevmediğim için benim gözüme pek batmıyor. Yarın görüşeceğiz. Bakalım. Tuğba Hanım, karışık buldum dediniz.
Neler size karışık geldi gösterir misiniz? Tabii ki dış ses. Mesela tabaklardaki şuradaki detaylar, ayrıca bardaklardaki detaylar çok fazla geldi. İkisi birbirine uyumlu fakat yan yanayken çok fazla karışık geliyor. Uyumun da belli yerlerde bırakılması gerekiyor. Mesela daha sade bir bardak kullansaydınız bu kadar gözüme batmayacaktı. Sadece detay bardakta ya da tabakta olsaydı daha çok hoşuma gidecekti. Peki sade olunca da bu sefer sade diyebilirdiniz. Ben sadeden yana olduğum için sadeyi hiçbir arkadaşımızla eleştirmedim. Eleştirmem de. Ama belki sizler benim evimde sade olduğu için eleştirebilirsiniz. Ben diyemeyeceğim o konuda. Sadeyi sevmediğim için bana karışık gelmedi. Ben uydurmayı tercih ettim. Birbirine uyumlu olmasını. Doğrudur İmran Hanım. Herkesin zevkleri farklı. Evet. Tabaktaki kırmızı detaylar benim de hoşuma gitmedi. Belki kırmızı detaylar olmasaydı o zaman su takımınızla daha uyumlu olabilirdi. Kırmızı detaylar sanki şık bir davet sofrası değil de sanki biraz daha böyle spor, gündelik bir davet masasını andırıyor gibi geldi bana. Sizin zevkiniz diyelim. Yani herkesin zevki farklı olduğu için bana öyle gelmiyor. Evet İlmir Hanım, ben de çok günlük buldum. Ben günlükte kullanabileceğiniz bir takım olarak düşünüyorum. Ya ben bunu çok yeni almadım. Çok önceden aldığım için. Ne kadar süre sonra aldınız? Ya bir sene diyelim, hani düğün falan olmadığı için bir sene önce falan diyelim. Yemek takımlarındaki trendleri takip etmiyor musunuz peki? Yok, ben o kadar çok takip etmiyorum. Ne hani uygunsa onu alıyorum. Yemek takımınızı ne kadar aldınız acaba? Su takımım, tabak takımım 1000 liraydı. Çok uygun almışsınız ama. Yani uygun aldım demiştim ben. İmran Hanım, size de ucucu diyor bence bu kızlar. Bana söyledikleri gibi. Pahalıya da pahalı diyoruz. Evet, doğru. Aysun Hanım, masa düzenlemesini siz nasıl buldunuz? Dışses ben de çok karışık buldum. Özellikle masa örtüsünü çok karışık buldum. Daha sade olsaydı daha güzel olurdu. En azından tabaklara daha uyumlu olurdu. Düz bir renk. Masa örtüsü de bana biraz daha böyle spor günlük gibi geldi. Ben daha böyle sade, parıltılı, simli kumaşları seviyorum. Kızlar, ben bu örtü hediye geldi. Kendim almadım. Değer verdiğim biri olduğu için de kullanıyorum seve seve. Evet ama gerçekten masanız bence çok karışık gözüküyor. Hepsi yoğun çünkü kullandığınız ürünler. Sizin tercihiniz tabii ki. Evet. Saygı duyuyorum. Masa örtüsü kimden hediye geldi peki İmran Hanım? Yengemden. İmran Hanım, ben bir de peçetenize değinmek istiyorum. Kızlar, size de göstermek istiyorum peçeteyi. Peçeteyi çok güzel katlamışsınız. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Özen vermişsiniz, evet, bizim için. Teşekkür ederim. Ama ben tabakların üzerine gerçekten uyum sağlamadığını düşünüyorum. Peçete de karışık. Aynı şekilde tabaklarınıza da desenler var. Sizin tercihiniz diyelim. Yani ben biraz şatafatlı seviyorum, abartıyı biraz. Abarttan ziyade biraz karışık olduğunu düşünüyorum ben. Sizin düşünceniz. Sıra geliyor gelinlerimize neler hazırladığınızı öğrenmeye. Gelinlere bugün su böreği yaptım, bizim oraya adet. Şekerpare yaptım. Gerçi eritim yaptı bunu. Ağlayan kek yengem yaptı. Poğaçayı da yengem yaptı. Böreği ben yaptım. Galeta unlu börek, içinde etli mantar var. Bizim oraya adet lahana dolması yaptım. Kendim yaptım. Turşu kavurması var, bizim oraya yöresine ait. Onu da kendimiz yaptım. İmran Hanım, bizim orası diyorsunuz ama hangi yöreye ait acaba? Ordu'ya. Ordu, Samsun aynı olduğu için. Karadeniz'in çoğunda turşu kavurması yapıldığı için pek, evet, bilemedik. Evet. Bir de son olarak midye börek yaptım sizlere kızlar. Ellerinize sağlık İmran Hanım. Ellerinize sağlık. Sağlık. Bayağı beceriklisiniz İmran Teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Hepsini siz yapmışsınız neredeyse. Hoşafı unuttum bu arada. Bunu da eltim yaptı sizler için. Ne hoşafı olduğunu da söyler misiniz? Evet, dış ses. Erik hoşafı yaptık eltim size. Eltinizin eline sağlık. Afiyet olsun kızlar. Gelinlerimiz ikramlarınızı almak için sabırsızlanıyorlar İmran Hanım. Buyurun kızlar. İmran Hanım, dün Elif Hanım'ınkinden daha eğlenceli bir düğününüz olduğunu söylemiştiniz. Evet, siz. Ne dersiniz, izleyelim mi hanımlar? Buyurun hanımlar, size dünden daha çok güleceğiniz bir düğünümü izlettirmek istiyorum.
Çok iddialısınız İmran Hanım. O zaman gidelim. Evet, çok güleceğinize emin olun. Hadi o zaman gidelim. Buyurun. Nur Hanım, çok acıkmışsınız. Vallahi dalmışım dış ses. Anlaşılan tadını da beğendiniz. Evet, dolması çok lezzetli. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben turşunuzu çok beğendim İmran Hanım. Elinize sağlık. Afiyet olsun Elif Hanım. Beğenmenize sevindim. Ben de ağlayan keki çok sevdim. Ben de turşuyu çok sevdim. Elinize afiyet olsun sağlık. Hanımlar. Eşinizle tanışma hikayenizi anlatmaya hazır mısınız İmran Hanım? Hazırım dış ses. Peki eşinizle nasıl tanıştınız? Görücüsün oldu. Benim bir tanıdığım abla vardı. Onların akrabası oluyor eşim. Bizim o kadın da aynı kastenede aynı yerde çalışıyoruz. O dedi işte bir gün işte bizim bir tanıdığımız var akraba çok iyi birisi tanıştırayım dedi. Ben ilk başta istememiştim. Sonra tamam dedim bir tanıyayım hani. Resmini falan gösterdi. Resmini görünce de beğenmedim. Sonra abla dedi ki hani canlı gör dedi. Hani resme bakma dedi. Eşinizin resmini neden beğenmediniz? Biraz eski fotoğraflarıydı galiba. O yüzden yani ne bileyim biraz olgun çıkmıştı. Ama yani görünüş öyle değilmiş canlı hali. Eşiniz beğenmiş mi peki sizi resimde ilk gördüğünde? Eşim görmemiş daha doğrusu. Ben görmüştüm sadece. Hani benim onayımı almadan ona bir şey dememişler. O yüzden o görmemişti. Peki gördükten sonra? Zaten direkt kendi tanıştık. Eve gel çağırdı o akraba olan kadın. Onun evinde tanışma oldu. İşte bir yemek yedik. Ondan sonra işte o bizi tanıştıran abla işte odaya geçip işte burada bir konuşun. Zaten yemek yerken ben biraz süzmüştüm. Ondan sonra odaya geçtik işte. İlk sorduğum soru şuydu. Kullanıcız mı diye sordum. İlk buluşmaya yalnız mı gittiniz İmran Hanım? Yok. Annemle. Elif Hanım arkadaşlarıyla gitmişti. Siz de annenizle gitmişsiniz. Evet, düz ses. Damat Bey annenizden utandı mı? Açıkçası annem olduğunu ilk başta anlamamış. Gayet bir arkadaş gibi muhabbet ediyorlardı. Ben bile şaşırdım. İlk önce annesi olduğunu bilmiyordum. Biz annesiyle normalde onlar mutfakta yemek hazırlarken biz konuşuyorduk. Yani sohbet ediyorduk. Normal burada sohbet eder gibi sohbet ediyorduk ama sonradan öğrendim annesi olduğunu. Yani iyi bir şey yani bence. Eşinizi resimde beğenmediniz, sonra kendisini görünce beğendiniz öyle mi? Evet dış ses, yani resme bakılmamalıymış. Canlı hali başkaymış bence. Tanıdıkça daha çok sevdim. Eşinizi ilk gördüğünüz an neler hissettiniz peki? Çok heyecanlanmıştım. Yani heyecandan hiçbir şey yiyemedim zaten o gün. Ama o gayet rahattı. Erkekler hep öyledir zaten İmren Hanım. Bence de. İlk önce tam benim aradığım kız dedim. Evlilik teklifi oldu mu peki? Ya oldu ama bana göre abartılı değildi. Sade bir şeydi. Abartıyı seven bir gelinimiz olarak siz daha farklı bir teklif bekliyordunuz tabii. Evet. Aynen. Bu konuda öyle olmadı. Ama benim için önemli olan etmesiydi. İmran Hanım daha ne olsun? Daha ne bekliyordunuz? Yani gördüklerime göre hani daha abartılı değil anlamında. Tabii ki bu da benim için yeterli. Bence gayet romantik. Belki birkaç mum detayı, gül detayı olsaydı o zaman gönlünüzü daha çok fethedecekti. Evet Elif Hanım. Bir de misin ayrı yazılsa daha güzel olurdu sanki. Yani o zorluklar altında düşünmesi bile yeter. Ne zorluğunuz vardı? Yani sonuçta deniz, kum bir de ailem de oradaydı. Anladım. Gerçi deniz, kum, güneş diyorsunuz yani İmran Hanım. Yani ailemin orada olduğu yazmasına bile hani büyük bir cesaret. Peki neden ailenizle? Yani beraber, hayır beraber gitmiştik o gün denize. Ailemle beraber. O da geldi. Orada böyle bir şey yaptı bana. Ailenizin yanında yapması biraz gerçekten. Ailemin yanında derken şöyle hani o ailem o an yoktu ama ailem fotoğrafı gördü yani. Sonradan. Anlayabildiniz mi hanımlar?
Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Yani, ailenin yanında yapınca ailem o ara hani o yazıyı orada... Ama ailen yanında değilmiş. Şöyle bir şey diyeyim size. Ailem o an orada değildi. Hani onlar diyelim biraz ileriye gitti. Biz de orada kalmıştık. Öyle. O zaman ailenizin yanı sayılmaz. Ben de ailenizin yanında yazınca cesaretli biri sandım. Evet. Ama sonuçta gördüm. Bizimkiler de gördü fotoğrafları. Bütün aileler görmüştür fotoğrafları yani. Eşiniz benimle evlenir misin diyerek elini uzatmış galiba. Evet, benimle evlenir misin diye elini uzatıyor. Siz mi çektiniz fotoğrafı peki? Evet. Yüzük peki? Ya, yüzüğü burada takmadı açıkçası. Herhalde aileden korktu. Aile yanında olunca. Yani. Kenan Hanım böyle yapmış sanırım. Evleneceğinize o kadar emin ki. Evet. Yani bence bu da bir evlilik teklifi sayılmaz İmran Hanım. Tabii sizin tercihiniz Hüdanur Hanım. Sizinkine göre öyle diyelim. İşlem bence tamam de. Demiş. Eşiniz yüzüğü sonra vermiş ama biz öyle duyduk İmran Hanım. Yani devamı yüzü bir mekanda hani yüzük almış sonradan. Bir mekanda taktı. Orada da sade bir şekildeydi. Bu içime sinmediği için daha sonra eşim bana bir jest yaptı kızlar. Bir mekanda yüzük almış. Orada bana bir sürpriz yaptı. Bu da fotoğrafları kızlar. Yani siz de Hiranur Hanım gibi ikinci kez teklif almış sayılırsınız. Evet ama beklemiyordum açıkçası. İşlem tamam dedikten sonra ben de beklemezdim herhalde. Evet Tuğba Hanım. Eylül teklifini yüzük almıştım. Mekana gittik alışveriş merkezi diye. Sürpriz yapacaktım ama biraz olmadı gibi oldu çünkü montun cebine koymuştum. Demek ki bakmış çünkü öyle bir şey bekliyordu benden. Dedim yüzüğü çıkardım işte. Benimle bir ömür boyu beraber olur musun? Benimle evlenir misin? Dedim. O da evet dedi. Yani biraz duygulandı biraz. Peki istemeniz ne zaman oldu? 2 ay falan. Fazla uzanmadı da. Yani görücüsünde olduğu için fazla uzatmak istemediler. İmran Hanım, bazı gelinlerimiz evlenme teklifi almıyorlar. Görücü usulü olmasına rağmen siz yine de almışsınız. Demek ki aklını başına almış. Yok benimki de oldu. Şanslı gelinlerimizdensiniz o zaman. Kızlar duydunuz mu İmran Hanım'ın söylediğini? Demek ki aklını başına almışım dedi. Duymadınız galiba. Biz de kaçırdık bu sözü Hüdanur Hanım. Evet, sen kaçırmazdın ama. İmran Hanım'dan hiç böyle bir çıkış beklemiyorduk açıkçası. Ben de kendimden beklemiyordum. İmran Hanım çok güzel giymişsiniz istemenizde. Teşekkür ederim Hüdanur Hanım. Size sarıyı çok yakıştırdı. Teşekkür ederim. İlk defa siz yakıştırdınız herhalde. Kimse yakıştırmıyor. Ben de yakıştırdım. Ben de yakıştırdım. Sarı. Ben de yakıştırdım. O gün kararsızdım hatta yakışır mı yakışmaz mı diye. Gayet güzel bir bayansınız. Ne giyseniz yakışır. Neden yakışmasın ayolcum? Teşekkür ederim Elif Hanım. İsteme günü sözünüzde bir mi oldu peki? Ayrı mı oldu? Ayrı oldu Elif Hanım. İsteme ayrı söz ayrı oldu. Nişanda yaptınız mı ayrıyeti? Yok. Söz nişan bir oldu. Damat Bey çok heyecanlı görünüyor. Evet tuz ses çok. Kahve tuzlu mu peki? Tuzluydu ama o çok memnundu. İçti yani. Evet. Bugün 3. gün olmasına karşılık tamamen içen bir damat görüyoruz. Evet. Daha var mıydı diyor. Mustafa dik de gitsin. Hadi bismillah. Vermedin ama bakacağız şimdi. Sen gide de bir şey var kızım. Güzel olmuş güzel. Olmuş mu? İşte olmuş. Sen de bak kızım sen de gidelim. Seninkine güzel şeyler koydum. Damat Bey çok heyecanlı görünüyor. Beyaz çorap gözüme çarptı. Gelinlerimiz Damat Bey'in beyaz çoraplarını fark ettiler İmran Hanım. Yani o detayı da gördünüz yani. Ben bile fark etmemiştim. Genelde beyaz çorapla yazın giyerim. Çünkü yazın yazlık ayakkabı giydiğimiz için. Eşiniz neden terlik giymedi peki? İstememiş. İstemesine gerek mi vardı İmran Hanım? Bilmiyorum. Yaz ortamıydı. Biraz sıcaktı herhalde. Yalnız halinden çok mutlu gözüküyor kızlar. Evet. Yani ben gerçekten evde de yani terlik hiç giymiyorum yani. O yüzden hiç dikkatimi çekmedi siz sordunuz. Bu güzel bir şeydi benim için. Bunu sormam lazım. Gördüğünüz gibi şikayetçi değil. Evet, fark ettik. Gerçekten aklını başından almışsınız.
Sanki kahvenin içinde tuz yokmuş da bolca şeker varmış gibi içiyor damat bey kahvesini. Çok şaşırdım. Galiba az koydum herhalde. Pek şikayetçi değildi. Ya da mutfakta birini ayarlamış olabilir. Bilmiyorum. Ben götürdüm ama yaptım. Mustafa dik de gitsin. Hadi bismillah. Vermediler ama bakacağız şimdi. Sen ötesizlere gide de bir şey var kızım. Güzel olmuş güzel. İmran Hanım istemeden ne kadar süre söz oldu? Yaklaşık 1,5 ay sonra falan oldu. Yüzüklerinizi kim takıyor İmran Hanım? Abim takıyor. Büyük abim. Bizde genelde erkek tarafından takarlar yüzükleri. Sizde kız tarafı mı takıyor? Evet, bizde genelde kız tarafı adet böyle. Eşiniz ne kadar güler yüzlü İmran Hanım. Evet, kız ses çok güler yüzlü. Çok heyecanlı. Makas kesmemiş herhalde. Evet. Yok Orhan, yok. Kesmiyor da yine bak. Kesmiyor, kesmiyor. Kesmiyormuş be. Kesmiyor. Kesmiyor, kesmiyor. Biraz daha aşağı. Bayağı bir zorladılar, kesmiyor. En sona damat dedi ki, ya şuradan cüzdanımı alın da kesin. Şuradan cüzdanımı da alın. Öyle. Yeter, cüzdana gerek kalmadı. Bu at bakalım. Dur lan dur. Gelin hadi bak, kanalı soyacaksın. Hadi bismillah. Aslan olmuş. Bak buradan görürsün. Alkış. Bayağı bonkör demek ki. Artık yani bayağı uzayınca. İmran Hanım, eşinizi bırakıp el öpmeye gitmişsiniz. Yani orada bizi öyle yönlendirdiler direkt. Gidin el öpün hani büyüklerin hemen diye. Biz de o yüzden öyle yaptık. El öpme adeti sizde de var mı hanımlar? Bizde var dış ses. Ben de önce büyüklerimin, daha sonra da akrabalarımın elini öptüm. Yüzük takıldıktan sonra anne babanın eli öpülüyor. Bizde büyüklerin eli öpülür kızlar. Bizde de öpülür. Önce gelin ve damat birbirini tebrik eder. Daha sonra da aile büyüklerinin eli öpülür sırayla. Nişan kıyafetinizin fiyatını öğrenebilir miyiz? 400 TL'ydi Elif Hanım. Damat beyin kravatını siz mi seçtiniz peki? Evet. Uyumlu olsun diye. Eşiniz de aynı benim eşim gibi oynayamıyor. Evet, bana göre biraz daha iyi diye düşünüyordum ama ben hiç yapamıyorum gibi. Bence de gayet iyi, benimkini gördükten sonra fikriniz değişecektir. Yalnız İmran Hanım hiç damada bakmıyor. Ya orada ailemde olduğu için hani o heyecanla ne bileyim bakamıyorsun. Sırtınızı dönüp oynamayın da gerisi önemli değil. Burada sırtınız dönük mesela. Yani orada karşındakiler de olunca onlara da bakmak zorundasın. Ev ortamı olması eğlenceyi engellememiş. Evet, dış ses. Olsun dedik yani bir anı. Damat beyin ayaklarında yine beyaz çorap var ve terlik yok. İmran Hanım, yine ihmal etmişsiniz damat beyi. Yine fark ettiniz Elif Hanım biri. Damat hep beyaz çorap giymişti. Bence bunda İmran Hanım'ın rolü var. Eşiyle biraz daha fazla ilgilenmeliydi. Detaycı olmalıydı. Sanırım kıyafetinizin rengiyle şalınızın rengi aynı değil. Yani en çok onu uydurabildim açıkçası. Renk uyduramadım o elbiseye. Tutturamadım bir türlü. Dış çekim mi yaptınız? Kendimiz çektik bir mekana girip de. Kıyafetin rengi yakışmış ama. Ben öndeki detayları pek beğenmedim yalnız. Pul sevmediğimden olsa gerek. Olabilir, teşekkür ederim. Kızlar nişanımdan 5 ay sonra da nikahım oldu. Buyurun bakalım. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın İmran Yıldız'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonra da evet. Nikahınızda siz de beyaz bir elbise tercih etmemişsiniz. Mavi bir elbise tercih ettiğinizi görüyorum. Zaten size giyeceğim bu elbiseyi. Detayları o zaman konuşuruz Elif Hanım. Kendi özgür iradenizle Sayın Mustafa Öztürk'ü eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Nikah şahitleriniz kimdi İmran Hanım? Bayağı kalabalık görüyorum şahitleri. Evet, ikisi de abimin eşleri, yengelerim. Erkek olan da eşimin arkadaşı. Biri darılmasın diye mi ötekini de çağırdınız? Ayırmıyorum ben yengelerimi o yüzden. Eşinizin ayağına bastınız mı? Unuttum. Yine heyecanlandınız demek. Evet. Yani heyecandan evet bile sesim çıkmıyor derken. Onu tahmin edebiliyoruz. Özgür iradenizle Sayın Mustafa Öztürk'ü eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet.
Ama eşiminki bayağı bir gür. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın İmran Yıldız'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuz arada evet. Kına gecesi yaptınız mı İmran Hanım? Evet Elif Hanım yaptım. Onu ne zaman yaptınız nikahtan sonra? Tahminen bir iki ay sonra Elif Hanım. Neden o kadar arasını uzattınız düğün ve nikahı? Nikahın tarihini o tarihe alabildik. Hani erken olsun istedik. Yani düğüne bırakmak istemedik. O yüzden öyle bir şey yaptık. Çok karanlık değil mi? Yani kına karanlık olur. Ama hiç ışık yoktu. Işıkları kapattılar çünkü bütün ışıkları o yüzden. Şu an bir kapkaranlık bir ekran görüyorum. Tuba Hanım siz de takacak bir şey arıyorsunuz. Kına sonuçta tabii ki karanlık olacak. Bütün ışıkları nerede kapattılar çünkü. Nerede yaptınız acaba? Yani bir mekan gibi bir şeydi. Böyle çok lüks bir yerdeydi. Organizasyon tuttunuz mu İmran Hanım? Yok tutmadık. Kendimiz yaptık her şeyi. Salon ne kadardı İmran Hanım? 600 kadardı fiyat vardı. 600 TL. Çok güzel bir fiyat gerçekten. Evet İdanur Hanım. Kına gecenizde galiba çok ağlamışsınız İmran Hanım. Öyle görüyorum buradan. Evet ağlamamıştım aslında. Son anda ağlattı yengem sağ olsun. Hanımlar siz de ağladınız mı kına gecenizde? Ben yani. Çok ağladım. Beni ağlatamadılar. Ben de ağlamamıştım ama bir şarkı açtılar ondan sonra zaten duygulandım. Hatta en güle oynaya gidiyormuşum gibi oldu ben. En çok ağlayan herhalde benim. Eşiniz sizden daha üzgün yalnız İmran Hanım. Evet. Niye bu kız aldım der gibi bakıyor. Hayır bir an ben de duygulandım ben de ağlayacaktım yeter artık birbirinizi bırakın dedi yani çok sarıldık ağladık. Bindallınızı kiraladınız mı yoksa aldınız mı? Kiraladım Tuba Hanım gelinim de içinde. Fiyatı nedir peki? 2500 TL. Uygun bir fiyata almışsınız. Çok uygun. Evet. Ben de uygun buldum. Ve yine muhteşem bir oynama sahnesi kızlar. İmran Hanım, başka düğünlere gittiğinizde oynar mısınız peki? Genellikle değilim çünkü beceremiyorum, yapamıyorum. Daha önce prova yaptınız mı? Hiç yapmadık. Zaten beceremiyoruz. Rastgele oynadık. Oynamada çok yetenekli değilim. İşte uydurmaya çalıştık. Keşke daha önce çalışsaydınız. Yani çalışsam da olmuyordu ses. Düğün öncesi nasıl oynayacaklarını çalışan gelinlerimiz oluyor ama. Yani hatta oynayınca kendime gülüyorum yani yapamadığım için. Düğününüz kaç gün sonra oldu kına gecenizden? 2 gün sonra oldu Elif Hanım. Düğününüzü nerede yaptınız? Düğünüm burada oldu. Kuşağınız abiniz mi bağlıyor İmran Hanım? Evet yine abim. Bizde adet böyledir. Yine kız taraf olur. Gelin çiçeğiniz perdeleriniz de aynı. Evet mavi yine orada uydurdum. Ah İmran Hanım ha. Damat Bey'e yine terlik vermemişsiniz. Kız sessiz de bu detayı hep söylüyorsunuz. Ayakkabı almadınız mı damat bey? Ayakkabısını saklamış kapıda kimse almasın diye. Yoksa bu da mı bir adet? Evet normalde kapıda bulsalardı bizim taraf saklayacaklardı. Hani vermeyeceklerdi baş çalmak için. O da uyanıklık yapmış saklamış. Eşiniz bundan sonra beyaz çorap giymeyecek bence. Bunu izledikten sonra herhalde giymez. Benim de kuşaktaki isimleriniz dikkat çekti. Kendiniz mi yaptınız İmran evet, Hanım? Evet, enemeyi. Bu arada kuşağınızda Ümran yazıyor. Size hem Ümran hem İmran mı diyorlar? Ya aslında da ses normalde İmran ama Ümran diyorlar. Ben de Ümran olarak kullanıyorum. Peki eşiniz ne diyor? O da genelde Ümran diyor. Eşiniz size hep isminizle mi hitap eder? Genelde ismimle bazen değişiyor. Mesela?
aşkım, canım diye değişebiliyor. Düğününüz kınadan ne kadar süre sonra oldu? 2 gün sonra oldu Tuba Hanım. Siz de dinlenmişsinizdir o zaman. Yani ne kadar olsa yine de hani bir yorgunluk oluyor dinlensen de. Salonunuz kaç kişilikti İmran Hanım? 300-400 arasıydı yani çok şey değildi. Büyük. Ama hani tahminimizden çok kişi geldiği için bayağı bir şey oldu, kalabalık oldu. Ne kadara tuttunuz İmran Hanım düğün salonunu? 2000 TL. Gayet uygun. Evet, biz biraz şeydik, araştırdık her şeyi. Ya bütçemize göre hareket ettik açıkçası. Meşaleyi çok yakından yakmışlar İmran Hanım. Evet, onlar da garsonların hatası. İyi ki eteğiniz tutuşmadı İmran Hanım. Evet Elif Hanım, öyle bir şey yaşamadık. Sana müptelayım, sana sevgilim. Yok ki senden başka ihtimalim. Düğünde kaç kişi vardı İmran Hanım? Yani tahminen bilmiyorum ama kalabalıktı bayağı. Vardır bir herhalde 500 kişi. Poşetin içinde ne arıyorsunuz öyle İmran Hanım? Altınları. Eliniz boş çıktı ama. Bak yine arıyorum. Bulamamışsınız ama. Bilmiyorum orada ne arıyorum. Şu an hatırlamadım açıkçası. Ne çıkarsa odur herhalde. Ne kadar takı takıldı İmran Hanım? 16 bin lira bir nakit oldu. 13 tane de çeyreğimiz vardı. 10 tane de bilezik oldu. Takılarınızı nasıl değerlendirdiniz? Borçlarımız vardı, ona verdik. Daha yeni evlisiniz. Ne borcu İmran Hanım? Düğün borcu oluyor. Yani alınan eşyalar olsun, düğün olsun. Biliyoruz, biliyoruz. Şakadan sorduk zaten. Hala kızından 50 lira. Takı kısmında hani borcumu ödeniniz dediniz ya, mesela şöyle der, gelini damadın takı hani ona aittir. Yani o borçlar, diğer yapılan her şey damat tarafının ailesi karşılar. Benim her şeyi eşim karşıladığı için takı da bizim oldu, borç da bizim oldu. Yani kayınvalide ve kayınbaba pek yardım etmemiş sizlere. Açıkçası kayınbabam yok, vefat etmiş. Başınız sağ olun. O yüzden kayınvalideme zaten yaşlı olduğu için her şeyle ilgilenemedi. Hayırlı olsun. Elinden geldiği kadarıyla yardım etti tabii. Damat beyin elinde bir kutu görüyoruz. Ne kutusu acaba? Damada bir şey hazırlamışlar, işkence kutusu. Adi. İçinden yoksa bu da. Arkadaşlarıyla kardeşleri yapmış. İçinden ne çıkacak acaba? Acaba ne çıkacak? O kadar uğraştığına değecek mi bari? Heyecandan düşürmüşsünüz İmran Hanım. Yine bir sakarlık. O kutuyu açmak için çok uğraştık çünkü. Orhan Bey, tempo. Aç. Hadi daha da bekleyin ya. Kaç tempo bu? O kadar kötü İmran bantlamışlar. İmran Hanım nasıl bantlamışsınız der gibi bir el hareketi yaptınız orada. Allah sizi kahretmesin. Evet. Hanımlar, kutunun içinden ne çıkacak dersiniz? Ayva. Benim eşim ayva vermişlerdi çünkü. Başka? Yani çıktı mı ayva? Başka bir şey hani dedim tahminen. Ben emzik çıkabileceğini düşünüyorum hanımlar. Ben de ayva diye düşündüm. Ben de ayva düşündüm. Bakalım ne çıkacak? Evet ayva. Ayva vererek ne demek istemişler acaba? Ayvayı yedin. Yedirdiler de orada. Somutlaştırmak istemişler. Lafta kalmasın. Sen adam bırakmam. Sen damat bey sadece ayvası. Ayva yedi diyorlar işte. Damatlar ayva yedi. Biz de yedik. Yemeden bırakmıyorlar zaten. İlde ısıracaksın diyorlar. Ve emzik Elif Hanım'ın söylediği evet. De çıktı. Yani o kocaman şeyden bir emzik mi çıktı? Başka bir şey var mıydı? Bir de mutfak önlüğü çıktı. Onu da boynuna takıyorlar orada. Emzik vardı, ayva vardı. Mutfak önlüğü damat için miydi? Damada taktılar. Peki size mutfakta yardım ediyor mu? Arada ediyor. Çok faydası olmaz o zaman bu önlüğün.
İmran Hanım, galiba sıkılmışsınız. Evet, sıkıldım. Çünkü açılmıyordu, çok sıkıcıydı. Eşim hatta bir ara kutuyu geri veriyor, al açmıyorum hesabı yaptı ama yok, yemediler. Sonunda eşiniz ayvayı yiyor. Evet. O arkadaşı yedirdi. Düğünlerimizde genelde olan bir şey. Biz bunu tabii ben zamanında arkadaşlarıma yaptığım için öyle bir şey yaptılar. Emzikti işte, ayvaydı. Ondan sonra önlüktü. İmran Hanım, siz oynayamıyorum dediniz ama misafirleriniz coşmuşlar. Evet. Yani oynayan biri de olmasa zaten. Damat Bey de yine gayet iyi oynuyor. Misafirler eğlenince siz de mutlu olmuşsunuz. Evet, aynen öyle de siz. İmran Hanım, burada sanki biraz güzel oynamışsınız gibi geldi bana. Öğrenmişsiniz galiba. Teşekkür ederim, öyle düşünüyorsanız. Provalar yapınca önden nişan, arkadan kına, düğüne hazırlanmışsınız. Demek ki öyle olmuş. Küçük misafirleriniz de ne güzel oynuyorlar. Ben küçükken hiç oynamamışım, herhalde ondandır. İmran Hanım, burada ne oluyor? Burada bize bir oyun yaptırıyorlar. Gelin damat oyunuymuş. Ben de ilk defa burada gördüm. Buyurun beraber izleyelim ne oluyor. Döneceğiz, sandalyenin etrafında döneceğiz. Bizi geçtiğinde sandalye geldi senin de, senin de sana edeceğiz. İki sandalye mi var, tek sandalye mi? Tek sandalye var kızlar. Yoksa sandalye kapmaca oyunu mu oynayacaksınız? Öyle galiba, ben de ilk defa gördüm de siz. Ben iki tane tahmin etmiştim de bazı sorular sorarak cevap vermeniz bekleniyor diye tahmin ettim. O yüzden bir mi iki mi diye sormuştum. Bir tane dedim ama herhalde duymadınız. Yok, bir tane olduktan sonra şu an tahmin edemiyorum ne olduğunu. Yalnız İmran Hanım, siz o gelinlikle oraya oturamazsınız. Bence kesin yarışmayı kaybetmişsinizdir. Ne kadar şomazlıyım kızlar. Kızlar, orada beni eşim düşürüyor yalnız. Ben hiç düşmüyorum. Acımıyor yalnız. Abi düşünmece yok dedim ben sana. Mustafa abi. İmran Hanım, eşiniz daha şimdiden sizin ayağınızı kaydırmış resmen. Eşim olayı yanlış anlamış. Burada oyunmuş mu? Burada aslında. Eşim olayı mı oyunu mu yanlış anladın? Burada normalde sandalye kapma oyunu yapın dediler bize. Kim kaparsa o oturacaktı. Eşim de çekme anlamış. Çekecek ki oturacak. Siz arkanıza bakmadan nereye oturdunuz? Arkamdaydı zannedersem de. İmran Hanım, ağlamak istiyorum ya. Gizmekten karnım tok. Neyse, düştükten sonra kaldırmış. İşte orada sunucu sandalyeye çekilmeyecek dedi. Ama benim o heyecanı vermiş olduğu şey beni yanlış algıladım burada. İşte o tam otururken ben çekeyim, ben oturayım dedi. Uyanıklık yapayım dedi ama orada işte düşürdük. Yani... Hanımlar, eşim bana böyle bir şey yapsaydı ben çok fazlasıyla bozulurdum gerçekten. Ben de orada bozuldum zaten, gönlümü aldı sağ olsun orada. O yanlış gayet anlamış ama. Gayet gülüyor kendisi bence. İlk önce bir cız diye bir ses geldi şimdi. Ben bir şey oldu mu acaba? Baktım sonra kaldırdım işte. Baktım devam ediyor gülmeye. Dedim bir şey yok o zaman. Devam edelim oynamaya. Peki sonra oynamaya devam ettiniz mi? Evet, ettik. Bir ara... Neyse söylemeyeyim. İzleyin de görün. İkinciyi yaşamayalım.
Ben sizin yerinizde olsaydım ben de onun sandalyesini çeker, rezil ederdim. Otursaydı yapacaktım ama oturmadı. Eşim benim altımdaki sandalyeyi çekseydi, eşime ilk önce o düğünü de bitirirdim. Kesinlikle kalkıp oynamazdım. Düşmenize rağmen moralinizi bozmadan düğüne devam etmişsiniz İmran Hanım. Burada küsüyorum, oynamıyorum. Eşim burada gönlümü almaya çalışıyor. Özür falan diledi. Yetti mi İmran Hanım? Yetmiyor ama garsonlar da ona ceza veriyor. Daha çok bir şeyler yaptırıyorlar orada. Olmadı abi, tekrar yapacağız. Ceza değil. Daha büyük ceza, dursun. Baştan bir daha başlıyoruz abi. Ne diyoruz, kanka da sen mi? Bir dakika, bir dakika, kafa sütü verdim. Abi yenge oynamıyor, korktu. Yine çekecek diye korktu. Mustafa ne yaptın, kurban oldu. Abi çekti dedim ya. Sen otururken de ben çekeyim, nasıl? Olur mu? Olur mu aslan? Yengeci, özür diliyorsun sen Mustafa. Dinliyor mu lan? İyi hadi, özür diledim. Damat sandalyeyi çekmişti. İmran için çok üzüldüm ama damadım bilerek yaptığını düşünmüyorum. Ama eğer gerçekten yani ciddi ciddi düşürdüyse benim eşim onu bana yapsaydı onu kesin parçalardım. Bu düğün salonunda olan bir adet mi yoksa sizin yöresel adetlerinizden mi? Yani düğün salonunda böyle bir şey varmış, bizde böyle bir şey yok. Ay yalnız bir daha oynamaya devam etmişsiniz. Orada ikna ettiler. Yani ben olsam öyle bir şey kesinlikle kabul edemezdim. Bence orada kesinlikle yani damadın nasıl diyeyim düşüncesizliği diye düşünüyorum. Ben ikinciyi bekliyorum. Ben de olsaydı herhalde bir daha tekrar kalkıp yerimden oynayamazdım. Büyük bir cesaret tekrar kalkıp tekrar denemiş ve ikinci düşüşü izleyeceğim diye çok korktum. Hıncımı alacağım gibi duruyor. Ama bu kez sandalyeye yüzünüzü dönmüşsünüz. Bu da kendi hatam. Oturamadım gelinlikten dolayı. Az önce demiştiniz ya. Ben bu düğünün sefer... sonunu çok merak ediyorum. Sağ salim acaba evinize gelebildiniz mi İmran Hanım? Göreceğiz. Ama bu sefer eşiniz düşmenize engel olmuş. Evet, de ses kendisi de öyle dedi. Artık arkanızı 5 kişi kolluyor. Evet yani bizimkiler hani düşünüyor zaten hemen yanıma gelmeye çalıştılar ne oluyor diye. Eşler birbirini ne kadar tanıyor? Yayındayız, sesin hoparlörlerde bu arada. Demek ki birbirimizi çok iyi tanımışız. Yani. Ümran Hanım ben buradaki pozunuzu ve yansımasını çok beğendim. Çok doğal olmuş. Ben dinlemedim. Ben de dinlemedim. Bütün resimlerimi kendim seçtim. Ben dinledim ve görünen bu. Sana müptelayım, sana sevgilim. Yok ki senden başka ihtimalim. Birazdan düğünden sonra balayına gittiniz mi peki? Evet Dıstız, güzel balayı geçirdik. Nereye gittiniz İmran Hanım balayına? Antalya. Ne kadar şaşırdım kızlar. Ben de çok şaşırdım. Kaç günlük bir balayıydı bu? 5 gün 6 geceydi. Yok 4 gün bir... Nasıl? Karıştırdım. 4 gece 5 gün müydü? Evet öyleydi. Karıştırdım biraz. Antalya'da bahçelere de girmişsiniz. Evet portakal bahçelerini bulunca dalalım dedik oraya. Portakal mı limon mu İmran Hanım? Portakallar. Daha yeni şey yapıyorlardı, oluyorlardı. Tadına da baktık. Tatları güzel miydi peki? Gayet güzeldi. Yani normallerinden daha güzeldi satılanlardan. Dalından yemek bir başka güzelmiş. İmran Hanım eşinizde bir ayakkabı takıntısı var galiba. Vallahi hiç ayakkabılı göremedik. Ya terlik ya beyaz çorap. Yani tatilde genelde zaten terlik kullandı. Ayakkabı pek nadir kullandı. Rahat olsun diye. Siz de eşinize benzemişsiniz gitgide. Sizin ayağınızda da görmüyorum. Evet kızlar çok sıcak olduğu için ayakkabı kullanmadık. Yani terlik tercih ettik. Balayının maliyeti neydi size İmran Hanım? 800 lira tuttu hanımlar. Balayınız da çok uyguna gelmiş çok size uygun. İmran Hanım. Bence de çok uygun. Evet çok önceden ayırttığımız için biraz uygun oldu. Balayında tarihi mekanlar da gezilmiş. Evet. Alanya Kalesi mi?
Burası Manavgat. Manavgat. Siz eşinizin yanına neden çıkmadınız? Çıkmıştım aslında ama o fotoğrafları koymamışım galiba. Gelin evinde sıra şimdi neye geldi dersiniz? Nereye? Eşler birbirini ne kadar tanıyor sorularımıza. En zor bölüme. Hazır mısınız? Hazırımdır siz. İşte sorunuz. Eşiniz sizin dışınızda en çok kimden tavsiye alır? Benim dışımda en çok tavsiye aldığı kişi kimdir? Her konuda mı? Evet, her konuda. Abisi demek istiyorum. Kaynınızın ismini mi unuttunuz yoksa? Metin. Siz Metin hala Bey. Heyecanınızı atamadınız bence İmren Hanım. Metin Bey size çok kızacak. Abisi Metin diyorum. Bakalım eşiniz de abim mi diyecek. Alo, ne yapıyorsun canım? İyiyim, sen sormasana. İyiyiz, yayındayız. Sesin hoparlörde bu arada. Sorumu tamam. Soracağım, hazır mısın? Sor bakalım. Benim dışımda en çok tavsiye aldığın kişi kimdir? Senin dışında en çok tavsiye aldığın kişi kimdir? Abim de kim olsun? Adını da söyle. Metin. Teşekkür ederim, bildin. Demek ki birbirimizi çok iyi tanımışız. Yani. Gelinler de seni alkışladı bildiğin için. Sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin canım, görüşürüz. Bay bay. Hiç korktuğunuz gibi olmadı İmran Hanım. Aynen siz. Çok kolay oldu benim için. Hem eşinizi hem sizi tebrik ediyoruz. Çünkü abisiyle çok ayrı bir bağları var. Babası olmadığından dolayı belki. İmran Hanım, sıra geliyor nikah kıyafetinizi ve albümünüzü görmeye. Tamamdır siz. İmran Hanım'ın nikah kıyafetini nasıl buldunuz hanımlar? İmran Hanım, kıyafetiniz gerçekten güzel bir rengi var. Ben beğendim. Kol detayları da çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ama nikahta ben beyaz giyilmesi taraftarıyım. Ama size yakışmış, güzel. Teşekkür ederim Derna Hanım. Ben de mavi oluşunu beğendim. Bebe mavisini çok severim. Teşekkür ederim. Tuğba Hanım, size sonunda mavinin bir tonunu beğendirebildik. Aynen, çok beğendim bebek mavisini. Evet, aynen öyle tutturabildik sonunda. Ben de rengini ve kol detayını çok beğendim. Ben de üstünüze yakıştırdım. Güzel olmuşsunuz İmran Hanım. Teşekkür ederim Elif Hanım. Beğenmenize sevindim kızlar. Kıyafetiniz beğenildi. Bakalım albümünüz de beğenilecek mi İmran Hanım? Sana müptelayım, sana sevgilim. Yok ki senden başka ihtimalim. Sana müptelayım, sana sevgilim. Yok ki senden başka ihtimali. Ümran Hanım, ben buradaki pozunuzu ve yansımasını çok beğendim. Çok doğal olmuş. Teşekkür ederim Elif Hanım. Ben de en çok bu pozu beğeniyorum. Keşke biraz daha büyük bir sayfaya bastırsaydınız bu pozunuzu. Daha güzel olurmuş. Veya kapak fotoğrafında da değerlendirebilirdiniz. Katılıyorum Elif Hanım. Fotoğrafçının yapılışı. Hani elimde olan bir şey değil, o böyle yapmış. Şu fotoğrafı beğenemedim. Birbirlerine sırtlarını dönmesini beğenemedim. Evet, biraz kötü duruyor. Bu pozu vermenizi fotoğrafçınız mı söyledi? Evet, siz. Hanımlar, istemediğiniz pozlar için fotoğrafçınıza hayır diyemiyor. Söylediklerini dinlemek zorunda mı kalıyorsunuz? Evet, this is. Ben dinlemedim. Ben de dinlemedim. Bütün resimlerimi kendim seçtim. Ben dinledim ve görünen bu. Dış çekiminiz nerede oldu peki? Beşiktaş'ta bir Yıldız Parkı vardı, orada yaptırdım. Albümünüzü de uyguna yaptırmış olmalısınız. Evet, hatta hiç ücret ödemedim. Hediye mi yoksa? Gelinlikçimin hediyesi. Gelinliğim de hediye etti bu arada. Yani hepsi albümüm, gelinliğim, kınalım. 2500 TL. Çok iyi. Çok uygun gerçekten. Evet. Bedava bence. Buradan... Uygun değil. Gelinlikçim sağ olsun.
Gelinlikçiniz albümü bütün gelinlere mi hediye ediyor yoksa size özel bir hediye mi? Demek ki çok sevdi. Normalde kiralıktı. Düğün sonunda hediye etmek istedi. Çok güzel bir jest yapmış. Evet, teşekkür ediyorum ona buradan. Ben bir de şu fotoğrafınızı çok beğendim. Çok güzel. Evet Aysun Hanım, ben de onu çok beğeniyorum. Arka detayı da çok hoşuma gitti. Evet. İmran Hanım, ben bu resminizi gerçekten çok beğendim. Çok nazikçe kaldırmışsınız gelinliğinizi. Teşekkür ederim Hidanur Hanım. Biz de çok beğendik bu pozu. Evet, siz de hepsini beğenmişsiniz maşallah. Ne dediysek hepsine beğendik diyorsunuz. Ya beğenmediklerim de var ama siz beğendiklerimi seçtiniz genelde. Evet, ben bunu gerçekten çok beğendim. Teşekkür ben ederim. Ben de detaycı olduğum için şu fotoğrafınızı beğendim İmran Hanım. Çok güzel çıkmış. Ayrıca burada da yine maviyi yakalamıştınız. Evet, bunu özel olarak kendim istedim. Daha önce başka bir yerde gördünüz herhalde bu pozu. Evet. Düğün albümünüze de baktığımıza göre artık puanlarınızın işlenmesine geçebiliriz İmran Hanım. Elif Hanım, sizi puanlamayı alayım isterseniz. Bugün İmran Hanım'ın evindeydik. İmran Hanım'ın ev dekorasyonunu ve çeyizini fazla beğenemedim. Bizi de çok fazla heyecanlı karşıladı. O yüzden ona puanım. Altı. Elif Hanım, İmran Hanım'a 6 puan işliyor. Bugün İmran Hanım'ın evindeydik. Salon takımını hiç beğenmedim. Yemek takımını da karışık buldum. Çeyizini de beğenmedim. Misafirperverliğini de beğenmedim. O yüzden puanım 6. Aysun Hanım, İmran Hanım'a 6 puan işliyor. Bugün İmran Hanım'ın evinde çok güzel ve çok eğlenceli vakitler geçirdik. Fakat kendisinin evindeki hiçbir detayı beğenemedim. Çok karmaşık kullanmıştı her şeyi ve çok abartılı geldi bana. Yatak odası, salonu, mutfağı hiçbir detayını beğenemedim. O yüzden kendisine puanım 6. Tuğba Hanım, İmran Hanım'a 6 puan işliyor. İmran Hanım'ın misafirperverliğini çok beğendim. Güzel bir misafirperverliği vardı bize karşı. Onun dışında evin dekorasyonunu beğenemedim. Benim zevkime uyum sağladığını düşünmüyorum. Çok fazla karmaşıktı. Üzülmesin ne olur. Ama onun güzel hareketleri ve çeyizindeki el emeklerinden dolayı ona puanım 7. Hüdanur Hanım, İmran Hanım'a 7 puan işliyor. Günün sonunda İmran Hanım, Elif Hanım'dan 6, Aysun Hanım'dan 6, Tuğba Hanım'dan 6 ve Hüdanur Hanım'dan 7 puan alarak toplamda 25 puanla gelin evi sıralamasında yerini alıyor. İmran Hanım, bugün sizin evinizde olduğumuz kadar neşeli olur muyuz bilemeyeceğim ama yarın benim evimde görüşmek üzere o zaman. Biz müsaadenizi isteyelim. Müsaadesini kızlar, buyurun. Gelinlerimiz yarın Tuğba Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Sizler de gelin evine katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Gelin evinde her şey gerçek. Vallahi bir erkek en kolay ne yapabilir ki? Anca bardakları su doldurur. Benim eşim sadece o kadarını yapar. Kesinlikle öyle. Evet ama sanırım Aysun Hanım da sevmiyor. Benim pudingimi almış. Teşekkür ederim. İstemem yan cebime koy gibi atlarsın Hanım. Evet fark ettim. Tuğba Hanım, sizin neden pudinginiz yok? Ben biraz dikkat ediyorum Elif Hanım. Bize gelsin kağlar, siz sodaları için o zaman. Tuğba Hanım, salonda rahatlık değil şıklık ararım ben. Neden benim evim kafe gibi olmasın dedim. Hani hadi ya.
Bu gerçekten şimdi yüksek demesini bekliyordum. Böyle bir salonda daha halat detaylı bir avize tercih etmenizi beklerdim. Yani Elif Hanım'ın bir salon parasına bütün evi çıkardım. Direkt şu an eleştirecek bir şey bulamadığınız için gözünüze avize batıyor. Herhalde onu eleştiriyorsunuz. Eleştiri olsun diye konuşmuyoruz. Gördüğümüzü söylüyoruz. Pembe zehirlenmesinden sonra bir mavi zehirlenmesi oldu bugün. Konuşuyorum, konuştu diyorlar. Konuşmuyorum, sessiz diyorlar. Ne yapayım bilemedim. Tuğba'cığım iyi ki de pembe sevmiyorsun. Ayol'cum. Buradaki pikenin rengine baksanıza kızlar. Şimdi nasıl görünüyor hanımlar? Ben yorum yapmak istemiyorum. Tanışma hikayesinde neler olmuş? Şöyle. Ben hem Tosba'yı seviyorum hem mavi rengi seviyorum. Ayrıca kendisini de sempatik bulduğum için. Her şeyinizde Tosba var. Eşler birbirini ne kadar tanıyor? Benim tepkim ne olurdu sence? Senin fikrin mi? Sen çıldırırsın herhalde. Eşinizin keyfi yerinde. Çok alışkın zaten. Nasıl olsa siz orada arkadan itersiniz, o gider. Yoruldum ama bunlar tatlı yorgunluklar. Yanayım yanayım, ateş nerede yanayım? O kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, kollarımla sarayım. Sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım. Merak ettiğiniz her şey yarın gelin evinde. Nasıl olur gelin evi döşemesi temizliğim. İkramda yoktur üstüme güvenirim ben sevkime. En iyi gelin benim, haydi buyurun gelin evime. Thank you.